Bir de çıt çıtlı implantlar var galiba. Hı hı. Yani sonda çıt çıtlı dişler değil. Evet, evet. Onu bir anlatır mısınız? Onlar daha çok kimlere uygun? Şimdi. Ee... Ağzında hiç dişi olmayanlar bu şekilde bir damak protezi kullanmak durumundalar eğer implant yaptırmıyorlarsa. Ama bu damak protezleri ağızda çok rahat hareket edebiliyor. İşte öksürürken, hapşururken hareket edebiliyor. Bir sandviçi ısırırken yerinden oynayabiliyor. Böyle olmasını istemeyenler ama implant çok sayıda implant yaptırmak istemeyenler veya... Çene kemiğinde çok fazla erimesi olup işte kemik ilavesi veya farklı tekniklerle kemik arttırımı yapılmasın isteyenler veya da implantın maliyeti çok yüksek geldiyse daha az sayıda bir implantla bir proteze çözüm bulunabilir mi diyen hastalarımız için uygun bir sistem çıt çıtlı protezler nedir? Ön bölgeye 2 adet implant yerleştiriyoruz. Üst çene için bunun 4 olmasını tercih ediyoruz. Ön bölgeye yerleştirecek 4 implant ve protezin içinde bir çıt çıt mekanizması var. Bu çıt çıt mekanizması implantların üstüne oturuyor ve hastalarımız bunu taktığı zaman şu şekilde çıkmayacak şekilde sıkı sıkı bu protezin tutuyor. Tabii bu protezin tutunması için güzel bir yöntem ama yine hastalarımızın gece yatarken mutlaka protezlerini çıkarıp fırçalayıp protez mümkünse ağızlarında değilken uyumaları gerekiyor. Yani hareketli bir protez gibi kullanıyorlar ama kullanım sırasında daha fazla konfor sağlıyor.